Havas ilmi. Son zamanlarda çok popüler olmuş bir konu. Aslında geçmişi binlerce yıl önceye dayanan bu ilim medya tarafından yeniden öne çıkartıldı. Ama gerçekte olduğundan çok farklı biçimde yansıtılarak. Havas ilmi son yıllarda yazılan kitaplarda ve çekilen sinema filmlerinde çok çekici biçimde sunuluyor. Pek çok genç bu ilmi öğrenmek için uğraşıyor. Ancak havas ilmiyle ilgili gerçekler bambaşka. Çünkü bu ilim insanlık tarihinin en riskli ve en korkunç alanlarından biri. İşte bu yüzden de konu hakkında ayrıntılı bir analiz yapmak şart. Havas ilmi ne demektir? Havas, gizli ilimlerin en eskisi ve en etkilisidir. Olağanüstü güçlerden yararlanarak insanların yaşamlarını değiştiren uygulamaların genel adıdır. Havas ilmi, sağlık, aşk, ekonomi, siyaset, kısacası akla gelebilecek her konuda kullanılmıştır. Ancak tarih boyunca havas ilmine daha çok aşk meselelerinin çözümü ve ticari başarılara ulaşmak maksadıyla başvurulduğunu da ifade etmekte fayda vardır. Havas ilmiyle ilgili şunlar yapılabilir. Kişilerin sağlığı bozulabilir. Ticarette kişiler yanlış yönlendirilip büyük kazançlar elde edebilir. Kişiler birbirine aşık ettirilebilir veya aşıklar birbirinden soğutulabilir. Her türlü büyü, tılsım ve vefk uygulaması havas ilmi ile alakalıdır. Havas ile tüm kara ve akça büyüler yapılabilir. Havas ilmi ile kişiler delirtilebilir. Yöneticiler etkilenerek topluma ciddi zararlar verebilir. Kişilerin duygu ve düşünceleri değiştirilerek onlara her türlü karar aldırılabilir. Havas ilmi ile kişilerin kendi elleriyle kendilerine zarar vermeleri de sağlanabilir. Sıralanan bu maddeler dışında havas ilmi her türlü amacı gerçekleştirmek için başvurulacak bir alandır. Peki havas kelimesi ne anlama gelir? Havas kelimesi bir varlığı diğer varlıktan ayıran üstün özellik anlamına gelir. Havas ilmi yüksek düzeydeki ilim anlamına gelir. Çünkü bu bilim çok derin bir bilgi gerektirmektedir ve sadece yüksek bilgi düzeyine sahip üstadlar tarafından uygulanabilmektedir. Havas ilmi ilk defa ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? Havas ilmi ilk defa Harut ve Marut adlı iki melek tarafından ortaya çıkarılmıştır. Kur'an'da geçen bu melekler isteyen kişilere havas ilmini, büyücülük faaliyetlerini öğretirlerdi. Ancak Harut ile Marut önce insanlara havasın günah olduğunu izah ederlerdi. Bu açıklamaya rağmen insanlar büyü ilmini öğrenmek istediklerini ifade ederlerse onlara havas ilmini öğretirlerdi. Harut ve Marut'tan sonra havas ilmi Mısır'da ve Babil'de günümüzde Irak sınırları içinde yaygın olarak uygulanmıştır. Günümüzde ise havas ilmi dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde belli zümrelerce icra edilmektedir. Havas ilminin alt dalları nelerdir? Havas ilmi kendi içinde birkaç alt kola ayrılır. Büyüyle ilgilenen medyumların her biri ilgili alanda uzmanlaşmıştır. Tüm sistemleri bilen medyumların sayısı çok azdır ve bunlara üstad bala denir. Havas ilminin alt kolları şunlardır. Vefk yazma ve böylece kişilerin duygularına nüfuz edebilme, cifir ilmi ile geleceği okuma, hüttam ilmi ile cinleri ve diğer ruhani varlıkları emri altına alıp çalıştırma, tılsım ilmi ile büyünün gücünü eşyalara veya sözlere sindirme, ebcidet hesabı ile kişinin isminden karakter analizi yapma, remil atarak gizli sırları açığa çıkarma. Bu alanlar dışında tarihin belli dönemlerinde farklı uygulama alanları da ortaya çıkmıştır. Havas ilmini icra eden üstadların özellikleri. Havas ilmi ile uğraşan kişiler gerçek manada birer alimdir. Ancak bu şahıslar ilimlerini kötü amaçlar için kullanmamışlardır. Havas üstadları kendi dönemlerinin en bilgili insanlarıdır. Çünkü o dönemin tüm bilim dalları hakkında ciddi bilgiye sahiptirler. Havas ilmi ile uğraşan bir üstadın şu özelliklere sahip olması gerekir. Havas, kaynakların yazılı olduğu Arapça, Süryanice ve Kıptice konuşabilmek ve bu dillerde yazılmış eski metinleri çözebilmek. Anatomi hakkında bilgisi olmak ve insan bedenini ayrıntılı biçimde tanımak. Korkusuz bir ruh haline sahip olmak. Gerektiğinde cesur ve iradeli davranabilmek. Semavi dinler ile batıl dinler hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. İnsan zihninin işleyişini anlayabilmek, güçlü bir hafızaya sahip olmak, yüzlerce formülü, tılsımlı sözü ve dini metni ezberleyebilmek, rüya yorumları konusunda yetenekli olmak, güçlü bir iradeye sahip olmak, ketum davranmak ve yaptığı işle ilgili kimseye bilgi vermemek.
Bu özelliklere sahip üstadlar bilgilerini kalfa dedikleri çıraklarına aktarmaktadır. Yüzyıllardır havas ilmi usta çırak ilişkisi içinde kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ancak üstadın çırak olarak seçtiği kişi kendisiyle kan bağı olmayan birisi olmalıdır. Zira havas ilminde hiçbir şekilde üstad kendi çocuklarına bu ilmi öğretmez. Havas ilminin Kur'an'da ve hadislerde yeri var mıdır? Hayır, kesinlikle havas ilmi İslami bir kavram değildir. Kur'an hiçbir yerinde ve Hazreti Muhammed'in hiçbir hadisinde havas ilmine değinilmemiştir. Kehf suresi 65. ayette geçen ilim sözü ile Hazreti Süleyman ve Hazreti Yusuf kıssalarında geçen ilim ifadeleri kesinlikle havas ilmi değildir. Burada bahsi geçen ifadeler Yüce Allah'ın sevdiği kullarına ihsan ettiği bilgeliktir. Ayrıca büyünün her türünün Kur'an'da kesin bir dille yasaklandığını ifade etmekte fayda vardır. Maide suresi, Felak suresi, Hazreti Muhammed de pek çok hadisi şerefinde büyünün şer bir uygulama olduğunu beyan etmiştir. Küçük de bir uyarı yapmak istiyorum. Havas ilmiyle şifa dağıttığını söyleyen veya özel hayattaki bazı sorunlara çözüm bulduğunu iddia eden kişilere itibar etmemek gerekir. Zira vefk, tılsım, cifir gibi büyü uygulamaları kesinlikle dinen caiz değildir ve bunlardan uzak durmak gerekir. Eğer herhangi bir konuda kişinin çözmekte zorlandığı bir sıkıntı varsa havas ilmine başvurmak yerine dua etmeli ve isteğini gerçekleştirmesi için Yüce Allah'a niyaz etmelidir.